Herkese merhaba, ben Serkan. Bugün sizlerle yeni bir okuma maratonu videosunda karşı karşıyayız. Aslında ben güzel bir açılış videosu çekmiştim ama maalesef şu anda yatmadan önce videoları kontrol ederken o videonun çekilmediğini gördüm. Yani tuşa basmamışım muhtemelen. Ben bugün Tatar Çölü'nü okumaya çalışacağım. Bakalım videonun sonunda göreceksiniz. Başarmış mıyım, başarmamış mıyım onu göreceğiz. Aslında YouTube'da bir anket hazırlamıştım ben. Bu anketin sonuçlarına göre 4 tane kitap belirlemiştim. Hangisini okuyayım diye size sormuştum. Ezici bir çoğunlukla Tatar Çölü seçildi. Tatar Çölü de benim bugüne kadar hala okumadığım için biraz utandığım kitaplardan birisiydi. Onun seçildiği için de çok mutluyum. Bu arada ben Hande Hanım'dı sanırım. Umarım adını yanlış hatırlamıyorumdur. Yani yemin ediyorum şeydi, doğru söylemiştim. Ama kendisinin kanalını buraya koyacağım. İlk videoda doğru söylemiştim. Hande Hanım da sanırım kendisi bunu yapıyordu ve ben de çok özeniyordum. Bir iki tane var böyle videosu. Oturuyor bir gün akşam, daha doğrusu işten geliyor muhtemelen kendisi. Bir gün akşam oturuyor, yatıncaya kadar bir kitabı bitiriyor. Ben de ona özendim ve bir video çekmeye karar verdim. Bakalım günün sonunda ben Tatar Çölü'nü bitirebilecek miyim? Hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle zamanlayıcı benim için hiç iyi bir fikir değil. Gerçekten sinirlerimi bozdu. 50 dakikada 33 sayfa okuyabildim. Bence güzel.
Normalde çünkü ben okuma hızım biraz daha yavaş, daha yavaş okuyorum. Kitapta da bir tane genç teğmen bir kaleye tayin oldu. O kalede Kuzey Çölü'nün şu anda sırlarını çözmeye çalışıyor. O çöl onu çekiyormuş gibi bir his var. Henüz buralara kadar gelebildim. Biraz hava hala aydınlıkken bahçeye çıkıp bahçede de biraz okumak istiyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Kimsiniz siz peki devam ediyorsunuz? Evet, yavaş kitap okuyorum derken şaka yapmıyordum. Saat 8'den beri neredeyse aktif olarak okuyorum. Arada tabii ki telefon görüşmeleri falan yaptım ama yani saat 8'den beri aktif okuyorum. Saat 11.30 ve ben henüz 106. sayfadayım. Bu arada bu büyük bir başarı benim için. Kitap da gerçekten çok güzel bir kitap. Öncelikle çok geriyor. Yani beni okudukça geriyor. Özellikle askerliğini yapan erkekler için biraz daha sıkıntılı bir kitap olabilir. Yani hisler, duygular, anlattığı şeyler biraz yakalıyor. Onun dışında tabii yani çok psikolojik olarak ben geriliyorum kitabı okurken. Sadece bunun askerlik yapmamla alakalı olduğunu da düşünmüyorum. Bakalım gittiği yere kadar bugün okumaya devam edeceğim. Yani biraz imkansıza yakın gözüküyor 106 sayfa okumuş birisi olarak bir bakıyorum. Neredeyse 130 sayfa daha okumak gecenin geri kalanında ama hiç belli olmaz. Bakalım neler olacak. Thank you.
Evet, tıpkı üniversite öğrencileri gibi akşam 8'de başladığım Tatar Çölü okuma maratonunu saat 1.40 itibariyle bitirmiş bulunuyorum. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Umudun, yani umutla ilgili çok kitap okudum bu aralar. İşte günler, aylar, yıllar gibi. Tatar Çölü de gerçekten bir umudun peşinden harcanan bir ömürden bahsediyor. Tatar Çölü tabii ki çok daha etkileyici bir kitaptı. Bakmayın, şu anda duygularımı net bir şekilde aktaramıyorum belki size. Çünkü artık uyku akıyor, yaşlandım ben. İşte üniversite öğrencisi değilim, o nedenle çok iyi anlatamam belki duygularımı, ama kitabı gerçekten çok sevdim. İyi ki geç kalmışım bu arada kitaba. Çünkü ben şu anda düşünüyorum, bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce bu kitabı okusaydım şu anda etkilendiğim kadar çok etkilenmeyebilirdim. Öyle hissettim kitabı okurken. Çünkü tarz olarak benim çok sevebileceğim tarzda bir kitap değil. Özellikle genç Serkan hiç sevmezdi. Ama bu kitabı gerçekten çok beğendim, çok sevdim. Bir umudun peşinden harcanan bir ömür anlatılıyor kısaca kitapta. Ve dediğim gibi yer yer beni böyle çok gerdi, ama bu hani şeyle, kitapla ilgili değil, biraz konuyla ilgiliydi. Ama onun dışında gerçekten hiç söylenecek hiçbir şey yok. Çok çok güzel bir kitaptı. Ve hepinize sonuna kadar tavsiye ediyorum bu kitabı. Yani doğru zamanı bulursunuz inşallah bu kitabı okumak için. Altını çizdiğim çok güzel yerler var. Mesela demek ki annesi bir daha hiç gelmemek üzere itip gitmiş bir mutluluğu olduğu gibi koruyabileceğini, zamanın akışını durdurabileceğini, oğlu geri geldiğinde kapı ve camları açmakla her şeyin eskisi gibi olabileceğine inanıyordu. Çok çok güzel bir kitaptı gerçekten. Herkese bu kitabı sonuna kadar tavsiye ediyorum. Ben de tekrar tekrar bazı şeyleri sarhoş gibi aktarmış olabilirim. Kusura bakmayın. Yani özellikle şu son parçasında videonun. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni videolarda en kısa zamanda görüşmek üzere.